olmadan olmaz değil mi? Sözleri Nimri Dede'ye ait bir Arif Sağ bestesi var sırada. Hepiniz onu tanıyorsunuz. Deyişlerin sultanı Gülcan Mustabaşı geliyor huzurlarınızda. Özde ben bir insan olmaya geldim. Bu alkış az onun için. Evet sevgili dostlar. Şimdi aramızda bir saz üstadımız var. Türk halk müziğine büyük emeği geçmiş bir sevgili dostum, bir sevgili arkadaşım var, can dostum. Çığlık Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Koro Şefi Mehmet Kundak bu esere eşlik edecek bağlamasıyla. Ve daha sonra sabah bekleyelim görelim. Evet sevgili dostlar, şimdi şöyle bir durum var, ben size onu anlatayım. Şimdi solistimiz bu eseri aslında do karardan okuyordu ama işte bir gün önce, iki gün önce bir zor kalınlığı geçirdiği için bugün son çalışmada o karardan okutamadık, zorlandı. Bir ton pese aldık ama biz Mehmet Hocam'a kararı do olarak söylemiştik, sazını do ayarlayıp geldi. Şimdi akordunu yapıp gelecek. Birazcık bekleyeceğiz. Güzel şeyler arada, beklemeye değer bu arada. Bu arada ben size bir fikir anlatayım. Şimdi bu Alemilerde Ömer Osman isimleri çok kullanılmaz. Hatta bizim köyde hiç kullanılmaz. Bunu bilen bir sünni bir cami imamı dostumuz bir Alemi köyüne gitmiş, bir işi var. Köyün içinden geçerken bir tane genç bir gelin. Önünde böyle 5-6 yaşında bir çocuk koşuyor. Gelin arkasından sesleniyor. Osman, oğlum koşma Osman. Şimdi yok arkadaş. Allah Allah, dünyanın şirin mi gibi. Burası Alevi köyü. Ya bu Osman. Merakına yeniliyor. Kadını durduruyor. Ya diyor kardeş sana bir soru sorayım. Bir müsaade eder misin diyor. Tabii abi bir sor. Ya sen diyor bu köyden misin? Evet bu köydenim. Sen Alevi misin? Evet Aleviyim. E peki bu çocuk senin mi? Evet benim abi diyor. Ama onun Osman nasıl oldu bu iş? Bak anlatayım abi sana diyor. Benim bir oğlum oldu adını Ali koydum öldü. Sonra bir oğlum daha oldu adını Haydar koydum o da öldü. Bu da oğlan olunca ölürse bir de onlardan eksilsin diye Osman koydum diyor. İşte böyle anında doğaçlamalar olabiliyor. Sevgili dostlar, çelenk gelecekti. Bakıyorum çelenk'i göremiyorum. Kaçta gelsin? Dışarıda var, dışarıda. Evet. Evet sevgili dostlar, çelenk'i bulduk. Evet. Şimdi Türkiye İşçi Partisi biliyorsunuz, ben üyesiyim. İşçi Partisi'yim. Dostlarım, genel bölgeye adına tüm dostlarım getirmişler. Ayaklarına sağlık, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam hala yapamadıysa o zaman. Serkan Üstad'dan bir kaval dinletisine devam edelim ben. Ben bir fıkra kay geldim aklıma. Yapma şef. Bektaş'ın fıkrası da değil. Şimdi Bektaş'ın biri kış günü tek başına hava çıkmış daha. Kar, bola, fırtına tipi burnunu yolunu kaybetmiş ve bir çukura düşmüş. Tipi nasıl? Bektaş'ı yalvarıyor, yardım edin, yardım edin, kimse yok mu, yardım edin. Saatlerce, kimse yok mu, yardım edin. Takati kesilmiş, Bektaş'ı gitti gidecek, sesi
kısılmış. Oradan bir ses varım diye. Niyetlik dinlemiş. Bektaş bakıyor sana, sonra kimseye veremiyor. Arama hocana diyor, ben Allah diyor. Beni söyle. Seni oradan kurtaracağım, bir şartım var diyor Bektaşi'ye. Nedir şartın diyor. Bilirsiniz Bektaşiler oruç tutmaz, namaz kılmaz ya. Ramazan'da 30 gün oruç tutacaksın, günde 5 vakit namaza başlayacaksın. Söz mü diyor. Bektaş şöyle bir 10-15 saniye düşünüyor. Başka kimse yok mu? Mehmet hocam yetiş. Korkmayın Fikri, aramızda Türk halk müziğine emeği geçmiş, çok emek geçmiş, çok yetenekli, sesi güzel, harika bir yorumcu arkadaşım var. Ben bu arkadaşımın hak ettiği yere gelemediğini düşünüyorum. Şimdi ondan bir türkü dinleyelim. Mehmet hocam çalacak ona da. Onu da mesaiye davet edeyim. Boyun endamını da bir görün. Gülcan arkadaşımızdan sonra da onu dinleyeceğiz. Sonra da Zahide Karakuş Özkan, alkışlarınızı Zahide efendim.